Arkadaşlar, merhabalar. Şuradan da canlı yayını açayım, göreyim. Canlı yayın başladı mı, başlamadı mı? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Evet, yayınımız başlamış. Yazdıklarınızı buradan görebiliyorum. Bir canlı yayın yapmak istedim. Bir araştırmam var. Ya araştırmam var dedim de araştırma da denmez yani. Eminim ki Göbekli Tepe'deki birçok kişi, birçok araştırmacı benden daha fazla araştırma yapmıştır yani. Ki nasıl yapıyorlarsa bunları araştırmayı bilmiyorum yani. Hani ben elimi sallayınca buluyorum. Adamlar yıllardır araştırma yapıyor. Kaç senedir orayı kazıyorlar. Daha bir açıklama yapamadılar. Yani yaptıkları açıklamaları biliyorsunuz. Yani işte insanlar korkmuşlar hayvanlardan. Yani hayvanlardan korkmuşlar. Sonra onları duvara çizmişler. Tamam mı? Duvara çizmişler. Yani Göbekli Tepe oluşmuş. Sonra onlara gidip tapmışlar falan. Böyle saçma bir şey söylemiyor arkadaşlar. Saçma bir durumdan bahsediliyor Göbekli Tepe'de. Şimdi arkadaşlar ben orayı yerinde de inceledim. Yok böyle bir şey. Yani şimdi bir kere mantık kabul etmiyor yani. Yani taş devri insanı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Yani taş devriyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ya da taş devri diye bir devir yok bir kere yani. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yayını başlarken özellikle bugünü seçtim. Yani yaklaşık 4-5 gündür bir konu tespit ettim 4-5 gün önce. Ve gökyüzüne de sorguladım. Tespitin doğru dedi. Dolayısıyla da tespitimin doğruladığı için ben tespitimde canlı yayın yapmak istedim sizlere. Bunun için de bugünü seçtim. Çünkü bugün böyle özellikle Kova burcu yükselirken gökyüzünde güneş böyle ASC'yi desteklerken Ay Sirius'ta tam kavuşum şu anda Yengeç burcunda. Ondan sonra özellikle bugünü seçtim. Bu saati seçtim. Özellikle yapılmış bir canlı yayındır. Arkadaşlar Göbekli Tepe'de bir sürü uzman var. Dünyada bir sürü uzman var. Bir sürü arkeolog var. Bunların hepsi bir çalışmalar yapıyorlar. Hepsini ellerinden öperim. Saygı duyuyorum. Ama bizlere yaptıkları açıklamalar, ben kimseyi eleştirme taraftarı değilim. Kimseye hakaret etmek de istemiyorum. Ama aptal yerine konmak beni çileden çıkartıyor. Yani insanların aptal yerine konması beni çileden çıkartıyor. Bu konuyla ilgili de evliya da değilim, peygamber de değilim. Sabrım da bir yere kadar sınırlı. Bugüne kadar insanlığın çok şiddetli bir şekilde kandırıldığını düşünüyorum. Bu bir psikopat düşünce değil. Bu bir şey değil. Ortada deliller var. Bizi çok ciddi kandırdılar. Yani hepimizi kandırdılar arkadaşlar. Bu anlamda da ben bir yani boynumun borcu olarak görüyorum. Madem Allah bana bir akıl verdi, madem siz de beni buraya ilgi gösterdiniz, geldiniz. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum ki bunlar gerçekten bizi çok ciddi hala keklemeye devam ediyorlar. Burada şimdi arkadaşlar diyorlar ki Göbekli Tepe'de insanlar hayvanlardan korkmuş. O dönemin korktukları hayvanlarını duvarlara çizmişler. Yani tonlarca ağırlığında sütunu oymuşlar. Korktukları hayvanı oraya çizip tapınak yapıp tapmışlar. Yani işin gücün mü yok kardeşim senin? Yani ben taş devri insanın bu kadar mal olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar gerizekalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? Bize tanıtılan hani taş devri, ben taş devri olduğunu da düşünmüyorum. Yani öyle bir devir de olduğunu düşünmüyorum. Çünkü elimizdeki kanıtlar Adem ya da ne dersen de işte ilk insan, tamam mı? Her şeyi bildiğini düşünüyorum. Her şeyi bildiğini düşünüyorum. Çünkü gökyüzüyle bir şekilde iletişimdeler. Yani hani gökyüzüyle bir şekilde iletişimdeler ve buraya medeniyet aktarıldı. Yani bu Adem, ilk peygamber veya siz nasıl diyorsunuz ilk insan kesinlikle yeryüzüne geldi, her şeyi biliyor arkadaşlar, her şeyi biliyor, farkında yani. Yani ateş nasıl yakılır biliyor, taş nasıl o yontulur biliyor, terzilik biliyor, elbise dikebiliyor falan. Yani bunların hepsini biliyor arkadaşlar. Tarım biliyor, tarım. Ya bizim şimdi arkeologlara bakıyorsun, açıklama yapıyor, yok tarımı bulmadık, daha tarım şu olmadı, yok taş devrindeyiz, yok bakır devrindeyiz. Tamam kardeşim, bakır devrindeyiz de ya bu insanı sen habire yani sakallı, böyle hayvan kürkü giymiş bir şekilde motive ediyorsun.
Ama biz bir tane bile heykelde daha henüz sakallı bir insan göremedik. Yani bütün heykellerde insan modifiye edilirken, yani o dönemden kalmış heykellerde hep parlak erkekler. Yani sakal yok. Lan bu adamlar tıraş olmayı biliyor. Yani nasıl oluyordu o beni ilgilendirmiyor. Heykellerde böyle bir şey yok. Yani kabartmalarda, heykellerde, anlatımlarda yok. Bizim arkeologların anlattığı erkek kadın tarzı ya bildiğin Hanzo. Yani Hanzo bir erkek, Hanzo bir kadın. Yani bildiğin Darwinizm felsefesi. Hani şey, maymundan geldik olayı. Tamam kardeşim, maymunlarla aramızda DNA farkı, DNA benzerliği olabilir. Tamam, bu bilimseldir. Bir şekilde şey yapıyorum. Ama şu var. Tamam, bilimsel açıklama yapmak için her türlü şey mübahtır. Yani ya da bilimsel çalışma yapmak için her türlü şey mübahtır. Yap sen araştırmanı, ama bize açıklama yaparken ya bizi aptal yerine koyma bu kadar. Sene olmuş 2020, tamam mı? Yani ulan millet internete basınca tık diye önüne geliyor. Sen yıllardır arkeologsun. Yani bu kadar araştırma yapıyorsun. Daha Avcı takım yıldızıyla, Orion takım, yani Orion takım yıldızıyla ya da Avcı takım yıldızı diyorlar. Sirius, yani köpek takım yıldızının birlikte anıldığını bilmiyorsun. Mitolojide bunlar zaten avcının köpeği diye geçer bu. Sirius mesela köpek takım yıldızı. Sirius'un Orion'la bir bağlantısı var. Kardeş takım yıldızları gibi. Zaten birbirlerine çok yakınlar. Gökyüzünde de size şöyle göstereyim. Bir dakika. Gökyüzünde de bu şekildeler. Yani baktığımız zaman görebiliyorsunuz umarım şu anda benim şeyimi. Şöyle kaydırayım. Arkadaşlar. Bakın avcı takım yıldızı ve köpek takım yıldızı Sirius. Bakın burası Sirius. Şöyle bir dakika. Ben size beyazı alayım bunu. Bakın Sirius'u görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da avcı takım yıldızı. Gökyüzünde yan yanalardır. Bunlar birlikte anılırlar. Avcının köpeği diye bilinir bu Sirius takım yıldızı. Bütün mitlerde de en çok kayıtlarda geçen yıldızlardır. Bu, yani bu şeyden bahsederler. Bu iki yıldızdan bahsederler sürekli. Hatta Ak Yıldız, yani Sirius'u çok kutsal olarak anlatırlar. Hatta İdris Aleyhisselam'la bile bu Orion'la Ak Yıldız, yani Sirius arasında çok ciddi bağlantılar var. Oradan bize bilgi getirildiği söyleniyor. Mitlerde var arkadaşım, var yani. Bunu itiraz etmenin bir anlamı yok. Yani peygamberlerin bir şekilde uzayla yani dünya dışı iletişimleri var. Var yani, sen buna bunu kabul etmek zorundayız, tamam mı? Yani bu var. Şimdi bunu bir yerde kabul ediyor astrologlar. Bir yerde açıklama yaparken şey astrologlar diyorum, arkeologlar bir yerde kabul ediyorlar. Bir yerde de açıklama yaparken bizi iyice cahil yerine koyuyorlar. Ya kardeşim şu anda yani 15 yaşında çocuk, yani 15 yaşında çocuk internete girip yani istediği her bilgiye ulaşabiliyor. Yani sen ne bizi hala manyak yerine mi koymaya çalışıyorsun? Yani biz aptal mıyız yani bu kadar? Şimdi burada bakıyoruz arkadaşlar. Bakın yine gökyüzünde böyle görünüyor bu Sirius takım yıldızı. Ya sonra ben kızdım mı? İlker kızdı oluyor. Yani sonra İlker diktatör oluyor. Ya ben aptal değilim yani. Siz de aptal olmayın. Size anlatmaya çalışıyorum. Tabii bunu farklı bir üslupla da anlatabilirim ama ya kardeşim bu da benim kendime has şeyim, tamam mı? Yani keklenmiş olmayı, çünkü yani ömür boyu kekleyecekler bunlar bizi. Birilerinin dur demesi lazım. Kibarlık falan yok. Bunlara ne yapalım? Serenat mı yapalım? Bir tanesi geçen gün yorum yazmış oraya. Burada sayfamızda. Şey diyor. Bunlara hakaret etmene gerek yok. Var. Hani sana mı soracağım? Ederim. Bunlar seni aptal yerine koymaya gerek var mıydı yani? Bunlar seni aptal yerine koyuyor. Sen hala serenat yapmaktan bahsediyorsun. Yani denge var kardeşim, denge. Sen yıllarca kandırılmışsın. Hala da şey, hakaret etmeden, hakaret etmeyelim. Ediyorum lan. Ben ediyorum. Çünkü neden? Kekliyorlar kardeşim, bizi kekliyorlar yani. Birinin buna bir dur demesi lazım. Yani bir akıllandığımızı belirtmemiz lazım. Bunu gelen vurmuş, giden vurmuş la bize. Yani biz daha kendi tarihimizi bilmiyoruz ya. Bittik oğlum biz. Yani biz daha kendi tarihimizi bilmeyen bir milletiz yani. Şimdi buraya bakıyoruz, evet, gökyüzünde bakın köpek takım yıldızı bu şekilde görünüyor. Hemen şurasında tabii avcı takımımız var. Şu an burada tabii gözükmüyor. Bunların semboller arasında çok ciddi bağlantılar var arkadaşlar. Bunu şu ana kadar hiç kimse açıklamadı. Böyle bir şey, açıklama yok. Yani ben bulmadım. Böyle bir şey görmedim.
Görmediğim için zaten çok tepem atık. Yani ben bunu burada yani kahvemi içip kıçımın üstünde otururken koltuğumdan bulabiliyorsam yani bir sürü arkeolog var. Bunlar nasıl bulamıyor kardeşim? Ben bu kadar akıllı olmuş olamam ya. Yani ben bu kadar şey olamam yani, tamam mı? Hani siz benden daha akıllısınız. Koskoca arkeoloji okumuşsunuz. Koskoca hani dinler tarihi araştırması yapmışsınız. Yok bilmem ne tarihi araştırması yapmışsınız. E kardeşim bunları sen bana anlatacaksın. Ben sana değil ya. Yani burada sen bizi yıllardır keklemişsin. Siz beni, bizi komple Cemil cümleden yani suistimal edilmişiz yani. Şimdi burada bakıyoruz. Evet, Sirius takım yıldızı. Zaten köpeğe benzer. Sirius da onun şeydir. Köpeğin tasmasındaki o parlayan yıldız. Ona Sirius diyorlar. Yani şurası yani. Şu köpeğin tasmasındaki boncuk, incisi yani. Orion'da şey arkadaşlar, gökyüzünde dediğimiz gibi böyle bir takım yıldız. Bu da avcı takım yıldızı. Arkadaşlar şöyle gözükür. Hani Betelgeuse, Melisa, Tabit, Minkana, Alnilam, Anlika, Atsi, Rigel, Sayıp diye yıldızları var. Burada arkadaşlar bu iki yıldız böyle zaten yan yana ve mitolojide de sürekli yan yana anılırlar. Yani avcının köpeği diye bilinir bu. Gökyüzünde de böyledir. Böyle gözükür. Hani çizdiğimizde. Yani bu şekilde hani yan yanadırlar. Pardon. Şu şekilde yan yanadırlar. Yani Sirius da burada. Tavşan takım yıldızının hemen alt şey yan tarafı yani. Şimdi burada baktığımız zaman ilginç bir şekilde arkadaşlar Sirius, bakın gökyüzünde de Sirius yani normal görüntüsü bu. Yani internette bulabildiğim fotoğraflar bunlar. Bunlar birbirlerine kardeş, birlikte anılan yıldızlar. Köpeğin şey avcının köpeği olarak bilinir Sirius. Şimdi ilginç bir şekilde bu avcının köpeği ve avcı ilginç bir şekilde dünyamızda birçok yani tapınakların içinde var arkadaşlar. Bu daha bakın 11 bin yıl önce yani geriye gidiyoruz. Yani Sümerlerden önceden kanıt var elimizde Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'de bile Orion işaretleri var. Sirius işaretleri var. Nasıl diyeceksin? Yani nasıl oldu bu? Nasıl anladım bunu? Arkadaşlar çok basit. O Göbekli Tepe'deki bütün zaten şeyler arkadaşlar burada gözüküyor bakın. Hani Göbekli Tepe'nin üzerindeki semboller buradan geliyor. Zaten işte gökyüzündeki takım yıldızlar. Ku adam tapınağın sütununa ku çizmiş. Ku. Ku çizmiş. Yani kudan kastı ne bunun ya? Yani neden çizmiş olabilir ki kuyu? Yani bu adam hadi tamam ejderhadan korktu. Hadi kertenkeleden korktu. Kartaldan korkmuş olsun. Ya tamam da kardeşim bu adam kuyudan neden korktu arkadaş? Yani kuyu niye oraya çizmiş? Kimse sormuyor. Ku arkadaşlar, ku takım yıldızı var. Yani adam kuyu çizmiş oraya. Tilkiyi çizmiş oraya. Tilki takım yıldızını çizmiş. Özellikle bakın şu arkadaşlar, hani tilki, ku aynı anda o gün sütunun içinde. Sütunun içinde. Demek ki bu kuğu ve tilki ve kartal uçucu takım yıldızı bunlar birlikteler. Yani o anda demek ki ufukta doğarken yani burada matematiğini yaptığımız zaman zaten işte bu şuradaki ikilem. Yani adam orada bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani biraz hani tersine mühendislik düşünen yok ki. Ah bak burada onu anlatmaya çalışıyor. Yani demek ki buradaki şey algoritma yani işte şuradaki şu işte akrep takım yıldızı işte buradaki bu figürler o takım yıldızlar. Yani bakın burada özellikle çanta var. Bu çantayı geçen bir takipçimiz sormuş. Çanta ne demek diyor? Çanta bilgi demek arkadaşlar. Bizim logomuzda bile var. Yani ben bunu 4 yıl önce biliyordum. Yani araştırma ilk önüme şu çanta çıktı yani. Bu Sümerlerin çantayla bilgi getirdikleri. Bu çanta bilgi demek, rızık demek ya da bilgi demek. Yani bu dışarıdan gelen Enki dediğimiz, Enkiler mi diye dersin artık. Bunlar çantayla bilgi getiriyorlar. Bilgi diyorlar buna. Sembolizması bilgi demek bunun aslında. Yani buraya yani dünyaya bilgi aktardıklarını anlatan bir sembol bu çanta. Bizim de hatta logomuzda çanta vardır. Yani ben bunu 4 yıl önce tasarladığımız logo bu yani. Hani 4 yıl önce biz çantayı buraya koyduk. Ama kimse de sormadı ya bu çanta ne orada falan diye.
Ya yıllardır bu konuyu severek araştırıyorum. Herhangi bir görevim değil. Ben arkeolog değilim. Yani ilgimi çekiyor sadece. Araştırıyorum ve bu çantayı birçok yerde görüyoruz. Göbekli Tepe'de görüyoruz yani. Gene aynı şekilde bakın en tepede çantalar var. Yani burada bir şey anlatmak istiyor. Zaten hani bunu yani ilk görüşte hemen direkt birleştiremiyorsun ama belli bir şey üzerinde düşündü. Bu ne olabilir, ne olabilir diye anlayabiliyorsun. Örneğin mesela burada Sirius anlatılmış. Diyorum bakın bu da Orion. Bakın bu Orion, bu da Sirius. Bu Orion, bu da Sirius sembolüdür. Şimdi diyeceksin ki hadi göster nereden biliyorsun Sirius sembolünü böyle yaptıklarını. Çünkü arkadaşlar Sirius'u birçok yerde onlar bu şekilde motive etmişler. Bakın örnek internette yine bulduğumuz Hakasya Yenisey'deki Türklere ait bir gökkurt petroglifisinde Sirius motifi bakın nasıl. Sirius motifi böyle. Yani o dönemde yıldızlar böyle motive ediliyor. Yani senin bildiğin gibi böyle değil yani. Böyle değil. Anladın mı? Sirius'un motifi şu. Yani sembolü bu. Bu şekilde motive ediliyor. Dolayısıyla bakın burada zaten bir köpek var farkındaysanız. Köpek takım yıldızından var. Kurt var. Yani Sirius takım yıldızı kurttur. Hatta Türklerin yani atalarını temsil eder. Bakın burada bir kurt var. Yani kuyruğu bile var yani adam kuyruğunu çizmiş ya. Burada şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani Türklerin de buradan geldiği söyleniyor. Çünkü Türklerde de bir kurt şey hobisi var. Yani kurt sembolü olayı var. Hatta ülkücülük olayı oradan gelir. Ondan sonra baktığımız zaman Atatürk paranın üstüne kurt basmış. 1927'de basılan Türk parası üstünde kurt sembolü var. İngiltere'de 88 altına basıyorlar bunu. Bastırmış Atatürk bunu. Matbaa olmadığı için Türkiye'de. Bakın kurt sembolü daha orada var. Şimdi baktığımız zaman yani Türklerin parasında kurt bakın burada bir tek yıldız var. Bakın burada bir ay var. Yani Atatürk bunları biliyordu yani. Ama bizde hiçbir şey bilgi yok. Valla kalksa şu anda bizim suratımıza tükürür. Bakın Kanaga sembolü. Bu Kanaga sembolü işte bu o tepedeki bu Orion sembolü arkadaşlar. İşte bu Orion sembolü arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çevirerek şekillerde bakın. Bu Orion sembolü. Birazdan size göstereceğim şey üzerine nasıl benzerlik var. Hani bu benzerliği anlamanız noktasına kadar aynı. Yani noktası aynı arkadaşım. Noktası aynı. Adam noktasını bile çizmiş. Al. Yine burada bir tane daha göstereyim size. Bakın. Buradaki bu olay. Bakın burada iki tane noktası var. Noktasına kadar aynı. Tamam, uçları biraz kıvrık olmamış. Fark etmez. O kadar yani aradan yıllar geçmiş. O kadar da kıvrıklığı düzeli versin. Yani sonuçta onu andırıyor. Yani biz sonuç aramaya çalışıyoruz. Yani burada bir şey var arkadaşım. Bakın bu da Sirius'tur. Bu da Sirius'tur. Şuradaki şu algı, şu nasıl anlatayım size? Şöyle göstereyim. Şu yuvarlak var ya arkadaşlar. Şu yuvarlak yani Horus'un gözü. Gözündeki o yuvarlak aslında benek yani gözün o beyaz noktası, siyah noktası pardon. O da Sirius'tur. Sirius sembolüdür gözdeki. Hatta her yeri görüyoruz olayı oradan gelir. Yani Sirius Horus'un oradan geldiği söyleniyor. Yani mitlerde bunlar yani sembollere baktığımız zaman tabii ben şimdi televizyon programına katılıp bunları anlatmam. Beni buradan birileri duysun, görsün. Tanıdığınız arkeologlar varsa söyleyin. Bunlar artık bizi keklemesin. Ya bu kadar da aptal olunmaz yani. Hayır yok onlar mı aptal yoksa biz mi çok aptalız bilmiyorum ama burada birileri aptal arkadaşım. Yani kusura bakma ben serenat yapacak değilim. Kardeşim sen o kadar araştırma yapıyorsun, o kadar okumuşsun. Ben burada kıçımın üstünde otururken, kahve içerken senden daha fazla bilgi bulamam yani. Bulmamalıyım yani. Dolayısıyla bir yalan atıyorsanız da düzgün atın lan bu yalan. Yani bizi bu kadar aptal yerine koymayın kardeşim. Yani ya insanın zoruna gidiyor yani artık. İnsan olarak zoruna gidiyor yani. Benim zoruma gidiyor şahsen. Ulan adam Göbekli Tepe'de gravat çizmiş ya. Sen bana diyorsun ki ulan adam bu ve
Bu Star Wars'ta şeyde var ya. Bu uzaylı ve yakan. Bu ve yaka yani. Yani bir güzel ve yaka adam çizmiş buraya. Omuzları var, şeyleri var yani. Burada sen adama kürk giydirmişsin ya. Adam kravat biliyor ya. Adam ve yakayı biliyor. Ve yakayı biliyor. Sen adama diyorsun sakallı şeyli Hanzo gibi birini çizip koymuşlar oraya. Şanlıurfa Müzesi'ne gittim. Bir tane insan, sakallı insan heykeli görmedim ya. Görmedim yani. Ha diyeceksin Nemrut'ta var. Nemrut'takiler sakallı. Örgülü sakallı. Dikkatini çekeyim. Bak al. Şanlıurfa'da bulunan heykel. Buna Urfa adamı diyorlar ayrıca. Bakın. Sakal var mı adamda? Yok. Hatta adam özellikle dudaklarını bile çizmemişler. Hani ağzımız kapalı, sırlarımız var falan diyor yani burada. Ya bir sırdan bahsediyor, bir şeyden bahsediyor. Size bir şey söylemeyeceğiz gibi bir şey. Bakın Sümerler'de Enki'nin motive edilmesinde sakal var. Ama sakalları örgülü. Yani burada bir tertip, düzen var. Hanzo değil bu ilk insan arkadaşım. Artık Adem mi dersin? Kaç Adem var? Sen bir bilsen. Yani diyor, böyle diyor şeyle yaptı diyor. Bunları diyor halatlarla çektiler diyor. Böyle diyor şey yaptılar diyor. Böyle kurgu, böyle bir resim uyduruyorlar bize. Böyle insanları da Hanzo oraya çiziyorlar. Kardeşim bak beni iyi dinleyin. Lan madem bu adamlar halat var. Yani bunlarda halat varsa bunlar halatı nasıl buldu o zaman? Yani halatı önce bulmuş olmaları gerekiyor. Yani yontmadan önce bulunması lazım. Çünkü halat yünle ilgili yani iplikle ilgili. Adamlar da pamuğu bilmiyorlar, tarımı bilmiyorlar. Ne halatından bahsediyorsun? Halatla oraya çekmişmiş. Ya sizin tarihinizde ciddi bir problem var arkadaşım. Yani tarih bilgileriniz biz çok ciddi problemli. Burada bunlar bizi bayağı iyi kandırmışlar ha. Yani adam işi gücü yok. Yani halatı önce bulacak ama haklı yok. Tarımı bulmayacak ama. Lan bize öğretilen öğreti yanlış. Adamlar birayı içmek için tarımı icat etmişler ya. Birayı bulmuşlar adamlar önce. Bırak sen ekmeği değil. Önce birayı bulmuşlar. Ha size yanlış anlamayın. Gidin birayı için demiyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Adamlar keyif ediyor, keyif ediyor. Yani adamların içkisi, çalgısı var ya. Sen hani adamı iyice yani bunları iyice biz şey yapamayız ya. Bunları kabul etmemiz gerekiyor. Hani tarımı bulmalarının altında tarımı bulmamışlar. Tarımı biliyorlar zaten. Hiçbir şey bulmadı arkadaşım. İnsanlar biz şu an bir şeyler buluyoruz yani. İlk insan bir şey bulmadı. Ateşi de biliyordu. Tarımı da biliyordu. Elbise dikmeyi de biliyordu yani. Biliyordu bunlar bunu. Bilmesi lazım. Adam tapınak yapıp tapmayı biliyor. Yani ritüel yapmayı biliyor adam. V yaka çiziyor. Bakın V yaka çiziyor. Bu modadır. Adamda moda var. Stil var ya. Sen ne taş devrinden bahsediyorsun? 11 bin yıl önceden bahsediyoruz. Adam bunu sütuna yapmış. Bu nereden anladık hocam V yaka olduğunu? Ya V yaka olduğunu nereden anladık? Çünkü koskoca adam heykel dikmiş, omuzları var. Yani bunun V yaka olduğu kabak gibi ortada yani. Ama bacakları yok deme bana şimdi gözünü seveyim. Yani bunun da bacakları yok. Yani kolları var. Yani mecazı anlayın orada yani. Sembol dili öyle değildir. Bak adam burada çizmiş. Bakın bu yıldız. Ne bu yoksa? Top mu oynuyor bu kartal elinde? Top oynuyor mu herhalde? Ya bu adam ince bir sorar. Ya bu kartalın elindeki top ne? Ya bu top ne? Bu kardeşim kuğu takım yıldızı, akrep takım yıldızı. Burada yani burada bariz bir şekilde yıldızlar anlatılıyor. Takım yıldızları çizmiş adamlar. Burada gördüğünüz şu motif kesinlikle gökyüzünde var. O dönemde varmış demek. Ya da bilmiyorum hani tabii şu andaki gökyüzü 72 derece 72 senede bir derece değiştiği için gökyüzünün dönem şeyleri şu anda olmayabilir. Şu anda kaydı. Tamam ama o zaman vardı. Onu da 2 dakika sen akıl et hesapla diyor yani adam sana. Onu anla. Ben biliyorum sen bilmiyorsun diyor anladın? Adam biliyor yani sen bilmiyorsun. Ya bizim arkeologlar ya bence ya valla taş devrinden birisi dirilse şu an bize daha çok bilgi verir ya. Ya biz de bizim modern olduk. Aha. Biz modern cahil köleleriz ya. Bunlar ne derse inanıyoruz. Adam 3 boyutlu buraya heykel çizmiş heykel 3 boyutlu. Kertenkele çizmiş duvara ya. Sütuna.
Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizi fena keklemişler ve keklemeye devam ediyorlar arkadaşlar. Biz bu kafayla gidersek bizi çok keklerler yani. Ben vatandaşlık görevi için size, dikkatinizi çekmek için evet bazen absürt konuşmalarım olabilir. Çünkü siz başka bir şeyden anlamıyorsunuz. Ben de anlamıyorum. Ben bu tarz insanları seviyorum. Siz de bunları seviyorsunuz. Yani seviyor olmalısınız ki beni takip ediyorsunuz. Yani burada yoksa başka bir yani size ne yapayım ben grand tuvalet giyip burada klasik olarak mı konuşayım yani. Öyle yapınca da kimse sevmiyor. Hiç kimse ilgi, şey çekici gelmiyor yani. Bu tarz böyle manyak olan insanları sevdiğiniz için elimden gelince manyak olmaya çalışıyorum. Yani yani sizin bana ilginize karşılık verebilmek için. Bakın burada biraz önce gösterdiğim bu sembolü bir daha gösteriyorum. Orion. Orion sembolü bu. Çünkü bakın Orion. Gökyüzündeki Orion. Yani bu avcı takım yıldızı. Buna Kanaga sembolü deniyor. Gökyüzünde takım yıldızlar bu şekilde. Yani bir sürü takım yıldız var. Bir sürü burç var. Yani bunlar ayrıca burçlar. Baktığın zaman bir sürü burç var. Yani sadece 12 tane burç yok ki. Aa bir dakika hocam kendinizle çelişiyorsunuz. 12 tane burç vardı hani. Hayır ya. 12'den bir, ya bir sürü burç var arkadaşım. 300'e yakın belki geçiktir bilmiyorum. Saymadım oturup da. Ama bir sürü burç var. Dolayısıyla ama bizim güneş sistemimiz ve dünyanın yörünge sisteminde 12 tane burç var. Dolayısıyla yani bu burçların üzerinde biz hareket ediyoruz. Dolayısıyla bizim için kale alınacak 12 tane burç var. 13 tane burç çok. Ama gökyüzünde Samanyolu'da bir sürü burç var. Yani evrende bir sürü burç var. Yani onu anlatma. Her taraf burç lan burası. Yani burç dediğin yıldızlar zaten. Yıldızların oluşturduğu kümeler. Takım yıldızlar. Şimdi buraya bakıyoruz. Yani bariz bir şekilde arkadaşlar. Burada adamlar. Hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Buradan baktığında hani burada o figüre ettikleri şeyler var. Yani o figüre ettikleri şeyleri bu sütuna kazımış adamlar. Anlatabiliyor muyum? Yani o anda gökyüzünde yükselen, ufukta yükselen burcu ya da ufukta yükselen durumu ya da ufukta yükselen gördükleri durumu buraya taşımışlar adam. Olay bu. Sütuna çizmiş adam ya. Yıldızlar peki ne işi var bu adamların o tarihte yıldızlarla arkadaş? Ne işi var? Gökyüzüyle bunlar bağlantıya geçmişler. Neden ki? Neden ola ki? Yani bunların gökyüzüyle ne işi ola ki? Yani noktasına kadar buraya bunu çizmişler. Yani bakın noktası var. Hani noktasına kadar çizmişler. Burada bir Orion işareti var. Bu bir Orion işareti. Ve bu bir Sirius işareti. Aynı şeyi Atatürk de söylemiş. Paranın üstüne basmış ya. Türk bayramımızda bile şu an ay yıldızı var. Aynı şey. Yani ay yıldızın da Sirius motifi var. Yani Türklerin zaten ırk olarak hani sembol okuduğumuzda geçen bir yazı paylaştım. Orada da anlatmaya çalışıyorum. Yani Türklerin burada hani Türk bayrağındaki asıl sembolizm anlamı yani orada kırmızılık, marsiyenlik, aksiyon, depresif, atak demek. Yani kırmızı. Kan çıkarmak demek. Kan akıtmak, ısırmak. Zaten köpeği simgeliyor orada da. Yani kurdu simgeliyor. Yani aksiyonunu simgeliyor. Savaş demek yani. Burada yine baktığımız zaman arkadaşlar ay mesela vatan demek yani. Ay vatan demek. Yuva demek, ev demek, anne demek. Hani ana vatan oradan gelir. Anne çünkü ay ile ilgilidir. Ana vatan. Neden baba vatan değil? Çünkü ana ile vatan aynı şey. Ondan sonra ay çünkü bunlar. Yani ay sembolünün içindeler. Herhangi bir yıldız olabilir hocam o yıldız. Yani gökyüzünde bir sürü yıldız var. Yok arkadaşım. O yıldız bu şekilde motive ediliyorsa ve üstüne kurt konuyorsa oradaki yıldız Sirius yani. Tamam mı? Bir sürü yıldız olabilir. O belki Orion'du. Ama değil arkadaşım. Buradaki yıldız kurt. Yani bu kurt takım yıldızının üzerindeki Sirius. Şu anda da Ay Sirius'ta özellikle bu canlı yayını bu an yapıyorum. Yani 14 derece Ay şu anda. Sirius'ta olduğu için sizinle bu saatlerde görüşmek istedim. Bu canlı yayını buraya sakladım. Yani çok kapsamlı bir araştırma yapamadım ama konuşulacak çok şey var. Yani inanın zaman bulup araştırsak daha fazla buluruz.
E ben arkadaşım, bu arkeologlar ne iş yapıyor o zaman? Yani bunlar, yani bunlar çok bambaşka bir şeyden bahsediyor. Ben Göbekli Tepe'ye gittim yani. Oradaki yazıların içinde hiçbirinde bilgi yok. Yani adamlar oraya 4 tane, 12 tane sütun dikmişler. Bir sürü AB diye blok bulmuşlar. Bir tane açıklama yok. Yani bir tane arkadaşım ya. Adam Göbekli Tepe ile ilgili kitap yazmış ya. Kitabın içinde bir şey yok yani. Ya inanılmaz yani. Bu adam kitap yazmış arkadaş. Yani bu kadar bedava mı lan bu iş? Yani bu kadar kolay mı oğlum bu iş? Yani kitap yazmak bu kadar kolay mı oğlum? Hani kolaysa ben de canlı yayın yapıyorum. En şeyi dijital kitap alın izleyin. Bunları yazacağım da ömrüm zaten yarısı gitmiş. Yani bir de bununla kitap mı yazacağım? Yani araştırmalarımı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yazanları da okuduk. Saçma saçma şeyler anlatıyorlar. Yani adam ticari olarak kitap yazmış ya. Başka bir şey yok. Bilgi yok içinde. Yani heyecan verici bir şey yok. 10 sayfa okuyorsun. Vallahi 20 sayfa atlayarak gidiyorum ya. Hani sarmıyor ya. Diyorum abi sadete gel hadi. 2 sayfa, 3 sayfa, 5 sayfa, 6 sayfa, 10 sayfa. Geç, 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 geç. Hani bir heyecan yok yani. Ben bunları zaten bunlar bana yani sosyal bilgiler dersinde anlatıldı arkadaşım ilkokulda ya. Yani tarih dersinde bana anlatılan bilgileri Göbekli Tepe mevzusunun altında vermeyin yani. Yeni bir şey bulduğunuzdan bahsediyorsunuz ama bahsettiğiniz şeyin içindeki bilgiler sosyal bilgi yani hayat bilgisi dersinde daha fazla bilgi var ya. Yani oradaki müfredat daha sağlamdı. Yani insanı tepesi atıyor. İnsan şu hayatta heyecan arıyor ya. Ya bir kere de oturalım şurada keyifle bir izleyelim ya. Ya diyelim ki birileri bir şey bulsun da izleyelim ya. Yok yani. Hani Göbekli Tepe bulunduğu heyecanlanıyorsun. Açıklama. Foz. Fıstırıktan bir açıklama yapıyorlar. Ya kardeşim neymiş efendim? Bunlar korkmuşlar. Kuğudan korkmuş adam. Malmış bu. Malın önde gidenmiş bu adam. Tamam mı? Kuğudan korkmuş. Duvara kuş çizmiş. Kuştan korkmuş bu adam. Yani, yani böyle bakıyoruz biz de mal mal izliyoruz onları yani. Bak bunlar bizi mal yerine koyuyor. Kusura bakmayın biz malız o zaman. Birileri bizi çok fena kandırmış ve kandırmaya devam ediyor. Vatandaşlık görevi olarak bak adam burada tilki çizmiş ya. Hocam tilkiden ben korkuyorum. Tamam hadi sen korktun adamlar da korktu. Tamam hadi tilkiyi anladık. Ya arkadaş kuş çizmiş lan adam. Kuşun neyinden korktun la sen? Kuğu lan bu. Hani. Çanta. Oradaki çanta. Yani. Ya biz bunu 4 yıl önce logomuza yaptık yani. Logomuzda var la bu çanta. Yani. Sırf şuradaki o benzerliği değiştirerek biz de o mesajın altında bir mesaj verebilmek için. Çünkü alt bilinçte çanta bilgi demek zaten. Yani Sümerler'de vardı yani. 11 bin yıl önce var. Oradaki Göbekli Tepe'de taşın üstünde var o çanta. Biz bunu öngördük. Yani kısıtlı ve imkanlarımız dahilinde olan araştırmamız dahilinde yaptığımız bulgularla şeyimizde bunu vermeye çalıştık. Yani yaptığımız logoda özellikle çanta koyduk. Yani onu anlatmaya çalıştık. Yani dedik ki biz de bilgi vereceğiz. Yani ezoterik bilgiler, eksantrik bilgiler. Logomuzda karikatüre yapalım. Hani insanlar hem karikatüreyi görünce sıkılmazlar. Yani bizden keyif alırlar ondan sonra. Yani buraya hatta klasik insanlarla dalga geçtik. Yani gravatlı insanlarla dalga geçtik. Buraya gravatı buraya koyduk böyle Cin Ali çizdik yani. Hani burada bile onlara gönderme yaptık. Daha o zaman yaptık. Yani o 4 yıl önce yani. Hani ilk zamanki bilgilerimizle yani. Ben bu konuyu 2015'ten beri araştırıyorum. 2020 olmuş. 5. seneye gireceğiz herhalde. Yani burada bakıyoruz. Arkadaşlar. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumu sizlerle paylaşmak için. Bugün de çok işim var.
Arkadaşım yani bir arkadaşımız sitemizi hazırlıyor. Onunla ilgili altyazı çalışmaları yapıyoruz. Ondan sonra akşam dersim var. Ama bugün de çok güzel bir vakit. Yani bir vakit vardı. O vakitte sizlerle buluşmak istedim böyle. Ayda böyle 14 derece yengeç burcunda. Ondan sonra güzel böyle gökyüzünde güneş de çok güzel pozisyonda. Ondan sonra şans noktası Merkür kavuşumu var böyle. O anda yayına girmek istedim. Planlı bir yayındı bu. Ya yani birçok yayınımda zaten hep planlı gidecek. Bazen kızıp da canlı yayın yaptıklarım hariç. Yani bazen hakaret eden takipçilerimiz var ya. Onlar valla o anda duruma göre geçiriyorum. Yani o ayrı mevzu ama çoğu zaman arkadaşlar bütün paylaşımlarımı zamanın kalitesine göre yaparım. Onu söyleyeyim. Az zamanda çok yol geldik o yüzden. Bunun nedenini soruyor herkes. Ya bu adam 3-4 yıllık astrolog nasıl oldu yani? Zamanın kalitesine göre oldu arkadaşım. Yani benim son 4 yıldır yapmış olduğum tüm paylaşımlarda zamanın kalitesi var. Ben bunu kullanıyorum. Yani dolayısıyla birçok astrolog bunu biliyor ama yapmıyor. Bana ne? Yani o yapmıyorsa onun bileceği iş. Ben yapıyorum. Ben bilgiyi uygulamaktan yanayım. Ben bu kadar bu bilgiyi para ödemişim, öğrenmişim, zaman harcamışım, emek vermişim ha. Bileceğim ama yapmayacağım yani. Ya arkadaş ben mal değilim ya. 35 sene mal olduğumu kabul ediyorum. Siz de kabul edin. Yani bizim mal keklediler arkadaşlar. Tamam mı? Ama artık ben değilim. Yani olmak da istemiyorum yani, tamam mı? Bir yükselen kova olarak bunlara birinin asi bir şekilde çıkış yapması lazım. Dolayısıyla valla benim harita bu konuda çok müsait. Tamam mı? Allah beni sadece bunun için yaratmış ya. Bunlara git, musallat ol demiş yani. Tamam mı? Dolayısıyla bunları dürtmeye geldim yani. Tamam mı? Sizi uyandırmaya geldim ama başka türlü uyanmıyorsunuz ki. Yani. Dürte dürte uyanıyorsunuz. Bu şekilde arkeolog tanıdıklarınız varsa benden selam söyleyin yani. Özellikle şu canlı yayını bir izlesinler yani. Yani manyak manyak açıklama yapıyorlar. Şimdi ben açıklama yapsam beni kimse kale almaz. Ben arkeolog değilim. Ben de burada istiyorum. Çayımı kahvemi içeyim. Bir açıklama yapsın bir adam mısmılda dinleyeyim ya. Yapan yok arkadaşlar. Bunların hepsi şey yani. Keltoş keltoş açıklamalar. Ne yapayım? Gideyim bu saatten sonra arkeoloji mi okuyayım? Yani ben buraya arkeoloji yapmaya gelmedim ki. Ben buraya arkeoloji okumaya da gelmedim. Benim öyle bir görevim yok. Yani anlatmaya çalışıyorum. Gökyüzünde bir sürü sembol var. Evet arkadaşlar. Atatürk'ün 1927'de 88 tane altına bastırmış oldu. 10 lirayı size göstererek ayrılmak istiyorum. Düşünsene para bastırıyorsun. Matbaamız yok yani o zaman o dönem. Matbaamız yok. Atatürk para bastırıyor 88 lirayı bir de İngiltere'ye bastırıyor. 88 altına. Yani bir tane kağıt parayı 88 tane altına bastırıyor arkadaşlar. Yani şu değere bak yani. Ondan sonra böyle bir şey. Ya da artık destesini mi bastırıyor bilmiyoruz. Yani 88 tane altına bir tane para çok be abi ya. Çok yani. Bence destesine bastırmıştır. Ama internetteki bilgiler böyle yani. Bu parayı 88 tane altına bastırmış İngiltere'ye. 1927 yılındaki basılmış ilk Türk parası. Üstünde bu var, kurt var. Ve bu konuyla ilgili Atatürk'ün şeyi var. Kendi resmini basmamış Atatürk. Kurdun resmini basmış. Neden? O dönemlerde zaten bunlar Sirius'u araştırıyorlardı. Yani Türklerle arasındaki benzerliği araştırıyorlardı. Mu kıtası. Sirius'un bağlantısı. Mu kıtası. Mu kıtasını çözdüğümüzde zaten çıkıyor ortaya her şey. Yani semboller çok benziyor arkadaşlar. Yani bu kadar benzeme. Yani adam bu kadarını yapmış yani. Hani bu kadarını yapmış. Duvara
Tamam, bunu şöyle yapmış. Okey, kabul ediyorum. Birleştirmiş yani. Şöyle yapmış. Okey, kabul ediyorum. Ama benim için bu da iknadır yani. Ben buna ikna olurum. Bu bir Orion sembolü. Bitti. Bu bir Orion sembolü yani. Bana bunun aksini kimse iddia edemez. Sütunun üstünde bu var. Oraya kim çizdiyse bunu, Orion'u biliyor adam. Sirius'u biliyor adam. Bu adam Sirius'u biliyor. Biliyor yani. Dogon kabilesi biliyor bunu ya. Hala Dogonlar Sirius'tan bahsediyor. Sirius'lu atalarından bahsediyor. Neden dünyada bir sürü ırk var? Kimse sormuyor. Biz niye zenciyiz, öbürküsü niye beyaz? Niye bu sarışın, niye bu mavi gözlü diyen yok. Bunları bilim adamları, ırklar, işte DNA, işte bunlar coğrafya olarak daha sıcak iklimde oldukları için daha siyahlar. Yok arkadaşım, ben Afrika'da bir sene kaldım, yanmadım bile. Niye ben kararmadım? Yani oradaki Türk ya da oradaki insan yıllarca orada yaşıyor ama kararmıyor. Yani kimse bunu sormuyor. Bu Afrikalılar neden siyah tenli diye. Kimse sormuyor Ruslar neden mavi gözlü diye. Kimse sormuyor arkadaş yani. Genleri soran yok. Yani bunları kimse merak etmiyor. Herkes Amsoft'a takılıyor. Hiç sevmediğim insan türü. Ya bir bilim adamına ben Amsoftlalık yakıştıramıyorum. Ya da bu bilim adamı bence bunu biliyor. Bizi mal yerine koyuyor. Yani bunların sakladıkları başka bir şey olmalı. Ya da ben komplo teorisyeni değilim ya. Arkadaşım göz var, nizam var. Akıl var, mantık var yani. Arkadaş bu kadar da hani bu kadar da mal olunmaz yani. Hani ben bu kadar mal değilim yani. Tamam mı? Bunu size izah etmeyi bir borç bildiğim için size bunu izah etmeye çalışıyorum. Bilimin ya da arkeologların ya da buldukları tarih konusunda bizi iteledikleri, gerçek diye itelediklerinin altı boş. Adam daha maddenin tanımını yapamıyor şu an ya. Ya sistem çok feci çökmüş yani. Maddenin tanımını bilmiyor adam. Maddenin tanımını. Bizim ilkokulda fen bilgisinde öğrendiğimiz maddenin tanımı çöktü arkadaşım. Madde boşlukta hacmiyle yer kaplayan katı sıvı gaz halinde bulunan bir şey değil yani artık. Maddenin tanımı bitti. Değiştirdik mi fen bilgisi kitaplarından? Değiştirmedik. Hala öyle yazıyor. E biz malın önde gideniz arkadaş, kusura bakmayın. Zor geliyor. Yani onu oradan değiştirmek zor geliyor. Herkes çocuklara açıklama yapsın. Fen bilgisinde öğrettikleri maddenin tanımı yanlış. Daha biz maddenin tanımını bilmiyoruz ki ya. 2011'de buldular mı? 2011. 2011'de bütün bilim adamları malak gibi kaldı ortada. Hepsi kafayı tırlattı dedi. Bu ne? Çift yarık deneyi araştırın göreceksiniz. Madde, materyalist felsefe çöktü. Gözlemci deneyin sonucunu etkiler diye bir sonuca varıldı. Yani çift yarık deneyiyle varıldı. Çünkü yaptıkları deneyde elektronlar bir buradan geçti, bir oradan geçti. Yani bunların kafası karıştı. Bütün bilim adamları ortada kaldı. Yani apışıp kaldı hem de. Tabiri caizse yani. Ben size o kadar anlatayım. Bak apışıp kaldı yani. Dediler ki bu ne? Evet bunlar yani apışıp kaldı ortada. Bugüne kadar öğrendikleri yani bugüne kadar bildikleri bütün deneyler yanlış çünkü. Yaptıkları deneyler yanlış çıktı. Neden? Çünkü hepsini gözlemlediler. Gözlemleyerek yapılan deneyin sonucu yanlış çıkabilir. Çıkar hatta yani çıkıyor. Çünkü elektron nasıl bir varlıksa ya da nasıl bir madde ise bu elektronlar yani maddeyi oluşturanlar. Bir kere akıl var bunun. Gözlemci gözlemlediğini fark edip şekil değiştirebiliyor. Yer değiştirebiliyor. Bir kuralı yok. Kuralsız bir kuralcılık var. Yani kuralsızlık da bir kural ama işte öyle bir böyle bir bilim mantalitesi var. Yani madde bir frekanstır. Madde katı sıvı falan değil, madde görünmeyebilir. Görünmeyen şey de madde olabilir. Yani illa boşlukta yer kaplamasına da gerek yok. Yani görmediğin bir şey de maddedir. Yani frekans olandan bahsediyor. Madde bir titreşimdir diyor. Hatta oradan şu anda kuantum bilimciler çok güzel bir şekilde hani çıkış yaptılar. Bütün Newton fiziği bilim adamları hepsi çöktü gitti. O sizin hani size şöyle anlatanlar var ya, ben gözümle görmediğime inanmam diyenler vardı ya, onların gözüne eşek arısı soksun.
Ha, onlar gitti gümbürtüye. Gömdük onların hepsini. Anladın mı? Hani gözümle görmediğim şeye inanmam. E yani maddeye inanmıyorsun o zaman da. Sen bir kere kendi varlığını kanıtlayamıyorsun. Gözünle görmediği şeye inanıyorsun. Ruh işte. Adam ruhu anı o adam bilimsel olarak ortaya koydu. Yani görünmeyen şey de burada akıl yürütebiliyor. Elektron yani daha maddeyi oluşturan en küçük yapı şeyinde bile bir algoritma, bir matematik ama bir belirsizlik, bir akılla yönetilen bir şey var. Bir mekanizmadan bahsediyor. Yani adeta elektronlar bilim adamlarıyla dalga geçiyor. Dalga geçti ya. Bildiğin dalga geçti. Gözümle görmediğime inanmam. Ha, ayva yediniz mi? Yediniz. Hadi bitti. Şimdi kuantum bilim var. İnanacaksınız. Paşa paşa inanacaksınız. Yani ne oldu şimdi? Demek ki madde frekansmış. Allah Allah. Gezegenler de frekans. Bu evrende frekans var arkadaşım. Yani titreşim var. Titreşimle her şey yönetiliyor. Adeta uzaktan kumanda. Biz bunu ama 2020'de zor öğrendik yani. Ve hala kitaplarımızda bunlar yazıyor. Çocuklarımıza bunlar öğretiliyor. Değiştirmemişler hala kitabı. Yani maddenin tanımı hala eskisi gibi yazıyormuş. Gidip açıp bakmadım ama bir arkadaşım bakmıştı, o bana söylemişti. Yani hala öyle abi dedi. Yani bir şey değişikliği olmadı. Müfredat değişmedi yani. Aynı diyor yani. Ne zaman değiştirecekler acaba? Ya beni de ilgilendirmiyor artık. Oturup bu saatten sonra hayat bilgisi dersi mi çalışacağım? Yani fen bilgisi mi çalışacağım? Yaş olmuş 39. Bu saatten sonra beni ilgilenmez. Ama çoluğum çocuğum var. Ben çocuklarıma bir şekilde bu konuda açıklama yapıyorum. Yani size öğretilen yarısı yanlış. Yani eğitim sistemimizde çok ciddi bir sorun var. Eğitim sistemi sadece kültürel olarak yani çocuğun bir şeyler paylaşabilmesi için kurulmuş bir sistem olarak inanıyorum ben. Yani hani çocuğun orada sosyal olabilmesi için. Yani bu kadar yani. Benim için eğitim bu. Yani çocuk okulda arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşabiliyor. Öğretmenin disiplinini öğreniyor falan. Bu benim için bu kadar. Öğretilen bilginin içi boş çünkü. Hiçbir ciddi bir şey öğretilmiyor. Ne okulunda, ne lisesinde, ne ortaokulunda, ne ilerisinde. Yani gereksiz şeylerle dolu bir eğitim müfredatımız var ve yarısı da zaten yalan yani. Özellikle tarihi konular. Tarihimizin komple yalan olduğunu düşünüyorum yani. Komple yalan. Yani komple yalan olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani onu söyleyeyim. Çünkü daha başta çuvallamışız. Biz taş devri, bakır devri, bilmem ne devri ayırmışız. Öyle bir şey yok. Tamam, o devirde işte altın çağı hani o çok önemli. Hani bakır çok değerli olmuş olabilir. Evet bu doğru olabilir ama bu adam bakırı biliyordu zaten en başından. Taşı da yontuyordu, bıçak da yapıyordu. Yani en başından beri biliyordu bunu. Arkadaşım, dünya dışı varlıkların buraya gelip burada kurguladıkları bir düzenden bahsediyoruz yani. Ha, şimdi diyeceksiniz ki Allah bunun neresinde? Ya bu konu çok uzun. Başka bir canlı yayında anlatırız ama Allah var arkadaşlar. Yani ben bunun sorusunu sormuş adamım gökyüzüne yani. Ya Allah var. Ha diyeceksiniz ki nasıl oluyor bu? Bizi uzaylılar yarattıysa. Öyle değil işte. Anladın? Ben sizin sandığınız o düz kafa, man kafa, hamsofta insanlardan değilim. Yani evet dünya dışı varlıkların bir şekilde genleriyle oluşturulmuş olan bir hayattan bahsediyoruz. Ve oradan bir bilgi ve medeniyet aldığımızı yani ortada Allah bunun neresine derseniz Meleği Ala Konseyi ya da Galaktik Konseyi diye bir araştırın. Tabi bu konu çok uzun. Bir dahaki canlı yayınımızı bu konuyla ilgili yapalım. Benim şu anda yani bugün yetiştirmem gereken yazılar var. Akşam ders var. Yani bu konuya bir girersek 5 saat sürer ama şu var, Meleği Ala, Kur'an-ı Kerim'de geçen Meleği Ala, sizin sandığınız gibi öyle bir Meleği Ala değil orası. Melek zaten yani esrarengiz bir varlık yani. Onu da söyleyeyim, bu meleklerin de bir kısmı bedeni yani beden değiştirebiliyor, kılık değiştirebiliyor yani moleküler transformation yapabiliyor, zamanda yolculuk falan yapabiliyor yani. İlahi güçlerin altında bilim var arkadaşım. Bilim, bilim. Anladın mı? Bize anlatılan ilahi güçlerin altında bir bilimsel açıklama var.
Sen o peygamberin miraca çıkış hadisesindeki olayı Sübhanallah maşallah diye dinlerken altında ben her zaman bunu sorguladım ama kimse bana bunu anlatmadı. Hep merak ettim, dedim ki yani bu ne abi? Yani bir peygamber dahi olsa bunun altında mantık ararım. Yani ya da bir açıklama. Evet, ben de ilk başlarda öyle dedim. Yani dedim ki abi Allah'a güç yok. Yani Allah her şeyi yapar. Peygamberini almış götürmüş. Ama şu var, yani orada bilimsel bir açıklama var. Allah şunu söylüyor. Diyor ki ben bilimsel olmayan hiçbir şey yaratmam. Yani sistemde bilim var arkadaşım. Ha, bilim var deyince hem bilim adamlarına sövüyorsun hem de bilimi destekliyorsun diye beni suçlamayın. Şu, ben bilim adamlarını desteklemiyorum. Yani bilim adamlarının bizi mal yerine koyduğunu düşünüyorum. Bilimi seviyorum. Yani bilimsel olmak istiyorum. Ama bilimin de bu kadar sır olduğunu düşünmüyorum. Yani bunların bize yaptığı açıklamalarla bilimin hiçbir alakası yok. Bunlar, emin olun, ham softa kafalı bilim adamları bunlar. Ya da bunlar biliyorlar, bizi çok ciddi kandırmışlar. Yani bakın, gerçek bilimden yanayım, realiteden yanayım. Yani uçalım kaçalım, spiritüel olalım da böyle deyip meditasyona varıp da uçalım bilmem ne fenasına varalım demiyorum bakın. Ben diyorum ki bilimden yana olalım, realiteden yana olalım. Gerçeği görelim. Yani gerçek nedir? Bunu sindirelim yani. Gerçek neyse de kabulüm ben. Evet, bunu kabullenelim yani. Ama görelim yani. İspat ve delil arayalım. Adamlar koskoca Göbekli Tepe'yi buluyorlar. Yaptıkları açıklamaya bak ya. Hani ben şahsen diyorum, oraya giden arkadaşlarınız olursa Göbekli Tepe'ye, oradaki yani yazıları bir okuyun. Ne demek istediğimi anlayacaksınız yani. Komedi ya. Komedi. Komedi ya. Yani bir şey vermemiş sana. Hani bir tema yok. Tamam mı? Verilmiyor. Anlatılmıyor bunlar yani. Tamam mı? Arkadaş, sen anlatmayacaksın da, o anlatmayacak da, bu anlatmayacak da, lan bu bilgiyi bize kim anlatacak arkadaş? Kim anlatacak? Biz bizeyiz. Tamam mı? Ben anlatacağım, sen anlatacaksın arkadaş. İmece usulü gideceğiz, anladın? Yoksa bunlardan bir şey. Ama bilimden yanayım. Bilimden yana olun. Mantıktan yana olun yani. Bizi kandırmışlar. Duygularımızı, dini duygularımızı suistimal etmişler. Evet, ben dindar olunmasından da yanayım. Ama arkadaş, sizi dininizle kandırmışlar. Yani kusura bakmayın da bu kadar da mal olmayın. Yani mal olmayalım bu kadar yani. Müslüman acık akıllı olur ya. Yani biraz akıllı olur yani. Bu kadar da spiritüelist olmaz yani. Bu kadar ruhbanlık adamı ipe götürür ya. Bu kadar ruhbanlık adamı ipe götürür. Yani birazcık akıllı olmak lazım. Biraz mantıklı olmak lazım yani. Dolayısıyla realite senin ruhbanlık anlayışından çok farklı işliyor. Yani biraz mantık, biraz akıl. Allah yok diyor onlar ama ben var diyorum. Var. Yani var. Mümkün değil olmaması yani. Hani mümkün değil arkadaş. Var yani. Ama bizim anladığımız bir, yani bizim sandığımız bir şeyin çok ötesinde bir gerçekliğin içinde manyakça şeylerin peşinde koşarak, inançların peşinde koşarak inanıyoruz yani. Bizim bak inandığımız Tanrı'yla realitedeki, yani bizim inandığımız Allah'la realitedeki Allah arasında cidden çok fark var. Çok fark var yani. Bizim inandığımız Allah insanı cehenneme falan atıyor. Cezasını veriyor, bela veriyor falan. İyi bir şey yaparsan cennete atıyor falan, cennete koyuyor falan. Hatta onu da atıyor yani, hani cennete atıyor seni. Atıyor yani. Çok böyle acayip bir Allah bilincimiz var. Yok, bunu peygamberler böyle bir şey anlattığını inanmıyorum ben. Yani böyle bir realiteden bahsedildiğine inanmıyorum. Yani peygamberlerin de bir şekilde, yani buradaki düzenek arkadaşım, Medeniyetler Konseyi, Galaktik Konsey tarafından yönetiliyor. Yani Kur'an kozmik bir kitaptır. Kur'an Diyanet kitabı değildir ya. Kur'an'ın içinde Diyanet'le ilgili %10-15 bilgi zor var. %15 bilgi yok yani. %15'i Diyanet'i kapsar. Geri kalanın hepsi kozmiktir. Anlayamadığımız bir sürü şey var. Bunların hiçbirini kimse araştırmıyor. Diyanet bunu zaten söyleyemez. Bilim
Diyanetin bilimle alakası ne? Bilim adamı da Diyanet diye bakmıyor Kur'an'a. Ya arkadaş, bu Kur'an'a kim bakacak? Bu Kur'an'ı Allah insanlara göndermiş. Yani şimdi benim Arapçam olsa vallahi oturacağım şimdi bunu şey yapacağım. Yok ki. Ben bu zamandan sonra şimdi size açıklama yapacağım diye gidip Arapça mı öğreneyim? Yani ya arkadaş, bunu bilen yok mu ya? Birisi baksın, okusun şunu. Ben burada kendi imkanlarımla Google Translate kullanarak Kur'an'a baktığım zaman önüme bir sürü gerçek çıkıyor. Realiteden çok farklı. Bildiğim astroloji metotlarıyla, teknikleriyle sorguladığımda bizim inandığımızla gerçek realite arasında çok ciddi farklar var. Bunları sindirmesi çok zor ama inanmanız gerekiyor arkadaşlar. İnanacaksanız da mantık arayın. Yani bize anlattıkları iman etme, mantıksızlığa da iman etme. Allah birdir, yücedir, sümme aşağı deyip iman etme. Tamam kardeşim, okey, iman etmenin altında bu bilinç var ama şu da var kardeşim. Bu kadar da körü körüne teslim olunmaz. Bak, Fethullah Gülen gerçeği var bu ülkede. Bu dünyada Fethullah Gülen diye bir gerçek var. Senin duygularını suistimal etti işte bunlar. Yani bu kadar daha mı soft olunmaz ama. Yani bir akıl var lan, bir nizam var. Yani Allah var ama senin sandığın gibi değil. Ve inan bana, senin bu mallığını sana soracak. O ayrı mevzu. Yani orada en büyük günahkarı affedebilir ama senin bu kendini mal yettiğini sana soracağını düşünüyorum. Yani çünkü ya arkadaşım, sen mal olursan, ben mal olursam, o mal olursa ne olur? O uyursa, bu uyursa hepimiz ölürüz. Lan uyanan yok mu arkadaş? Uyanın ya. Sorgulayın. Kur'an-ı Kerim kesinlikle bilim içerikli kozmik bir kitaptır. Diyanetle yani ilgisi tabii ki toplum, adalet, örf, örf demeyeyim, örfü geç, örf, adet falan, salla, onların hiçbiri evrensel değil, ben size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'deki günah sevap kavramı evrensel fizik yasalarıyla ilgili. Bakın, size net söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'deki günah sevap kavramı arkadaşlar evrensel karma darma yasalarıyla birebir tam işliyor. Bu günah sevap kavramı Hristiyanlıkta da var, Yahudilikte de var, şeyde de var. Aşağı yukarı birbiriyle aynı. Ama her zaman hani işte kul hakkı yeme, şunu yapma, bunu hani işte zina yapma, şunu yapma. Hani buradaki bu kurallar evrensel fizik yasalarıyla ilgili. Karma darma felsefesiyle birebir uyuşuyor. Sen devlet var deyip kanunlarını kabul etmeme yapamazsın. Allah varsa dini de var, anladın? Allah varsa din var. Yani ama bu din senin sandığın gibi işlemiyor yani. Onu da söyleyeyim. Yani biraz daha bilimsel olmak lazım. Yani biz, yani Müslüman akıllı olacak arkadaş. Bu zamanda 2020'deyiz ya. Müslüman acık akıllı olacak. Müslüman acık zengin olsun. Müslüman acık akıllı olsun ya. Suistimale uğramasın arkadaş. Ama bize bakıyoruz. Abi. Hep yani bakıyorsun, hep Müslümanlar ezilmiş. Hep Müslümanlara tokat. Hep Müslümanlar suistimal. Ne demek istediğimi sizler biliyorsunuz. Nelere uğradınız yani. Bizim bilincimizde şu var. Şuna sadaka vereyim de cennete gireyim. Sen ver gene sadakanı ama bu iş böyle olmaz arkadaş. Ölür ölür dirilirsin. Bu kafayla olmaz. Öyle cennet iki sadakayla olacak iş değil. İnsanın kamil öyle iki sadakayla olmuyor arkadaş. Versen sadakayı vereceksin. O ayrı. Senin görevin. Varsa vereceksin ama o ayrı. Senin, tamam mı, İnsanı kamil olabilmen için önce realiteyi görebilecek bir kapasiten olması gerekiyor. Ki Allah sana bu aklı vermiş. Ne diyor sana? Oku. Yani okuman gerekiyor yani. Bu mantalitede. Dolayısıyla gökyüzünü oku, yıldızları oku, kitap oku, ne okursan oku. Ama bir şey oku ya, bir şey oku. Benim hayatım, valla ben artık, gökyüzü beni çok sardı. Çok güzel. Yani gökyüzü okuyorum arkadaşım. Yani gökyüzü, yani istediğim her şeyi bana yalan söylemeden cevap veriyor.
Ben bunların hepsinin deneylerini yaptım. Realiteyi biliyorum. Yani çok akıllı biri değilim. Çok muhteşem biri de değilim. Sütten çıkmış ak kaşık hiç değilim. Kendimi biliyorum. Ne olduğumu biliyorum. Ne mal olduğumu biliyorum. Dolayısıyla o yüzden de zaten hani bir eleştiri de kabul etmiyorum. Çünkü ben ancak istediğimde siz beni eleştirebilirsiniz. Yani eleştirindeki realite de böyle işliyor. Yani lütfen beni eleştirir misiniz? Bir konu var, bir çıkmazın içindeyim. Bana bir akıl verir misiniz? Dediğinde eleştirilir. Yani eleştiri yapılır. Eleştiri talep edilmeden yapılmaz. Bizim bir kere kültürümüzün kökünde bir yozlaşma var. Yani biz her şeyi, kusura bakmayın, götünden anlamışız arkadaşlar. Yani biz her şeyi götünden anlamışız, tamam mı? Yani nasıl? Ya eleştiriyi anlamamışız. Ona eleştiriyi hakaret sanmışız. Öbür günü bilmem ne sanmışız. Yani böyle bir milletiz biz. Tamam mı? Yani bunu kabul edeceksin. Yani bu kabul edilmeli. Yani ve kabul edilmeli ki hastalığımızı tespit edelim önce. Hastalık bu. Birbirimize saygımız yok. Ha. Elin Taylandlısı birbirine daha çok saygı gösteriyor. Elin Japonu kültürüne sahip çıkıyor. Elin Japonu kadar olamadıysan yani ne yüceliğinden bahsediyorsun? Hani ne yüceliğinden bahsediyorum. Hani ne ırkların üstünlüğünden bahsediyorum. Bu ırkçılıktır yani. Madem ırkçılık yapacaksın, git Japon'a bak bakalım. Hani git bir Taylandlı'ya bak bakalım. Birbirine nasıl saygı gösteriyor. Git bir Japon'a bak bakalım. Yani saygı yok bizde yani. Sevgi yok. Şey yok. Yani herkes çıkarları doğrultusunda. Başarmak için birinin üstüne basmalısın. Yani başarmak için birini ezmelisin. Böyle bir mantalite var. Bu öğretilmiş bize yani. Bak arkadaşlar şey göstereceğim. Benim bir taşım var bir tane. Kedimle birlikte yalıyoruz. Bu bir tuz arkadaşlar. Yalasana yalasana. Gel. Gel. Bak her gün bunu yalamaya geliyor buraya. Birlikte yalıyoruz. İlginç bir taş yani. Ben bu taşın uzaydan geldiğini düşünüyorum. Bu bir kara tuz arkadaşlar. İçindeki mineraller dünyada hiçbir şeyde yok bu kadar çok mineral, bu kadar zengin bir mineral. Geçen de bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştım hatırlarsanız. Kara tuz içinde çok ciddi mineraller var. Hatta dünyayı yöneten güçlerin bu tuzu kullandıklarını düşünüyorum. Birçok şeyi yani hastalığı da manipüle etmek için, mineralleri tam alabilmek için. Tavsiye ederim. Hint tuzu diye de geçiyor, kara tuz diye de geçiyor. Piyasada çok ender bulunan bir şey, tuz öyle her yerde satılmıyor, marketlerde yok. Bu bir kaya zaten, hani ondan sonra kara tuz diye geçiyor. Ondan çok değişik bir tadı var, çok acı böyle şey bir tadı var, tuz tabii yani bildiğin tuz tadı var. Ama değişik böyle bir kokusu var, ilginç, enteresan. İçin mineral olarak çok zengin arkadaşlar. Ve birçok şeye de hani vücuttaki dengeyi dengeleyen hani mineral dengesini dengeleyen ve birçok gıdada bu mineralleri bulamayacağın bir mineral zenginliğine sahip. Ondan sonra böyle bir tuzu edinmiştim şeyde Meral Hanım'dan almıştım. Fethiye Marmaris'te şifalı taşlarla ilgilenen bizim öğrencilerimizden onu ziyarete gittiğimizde Meral Yaratan. Sayfamızda da yöneticilerindendir ayrıca. Ondan sonra yani taşlarla ilgili size yazı yazacak. Onu takip edersiniz. Yazılarını okursunuz. Ondan sonra yani kullanıyorum. Memnunum. Güzel. Yani insanın ilginç bir şekilde karnını da doyuruyor ya. İlginç bir şekilde karnını doyuruyor. Yani bilmiyorum. Mesela bazen karnım acıkıyor. Yani periz yaparken mesela bunu yalıyorum. Lan bir saat daha idare ediyorum yani. Yani şekerini bastırıyor senin. O şeker dengesini ilginç bir şekilde ayarlı. Bilmiyorum bana öyle oldu ya da. Yani böyle tabii ilginç açıklamaları var. O taşın özelliklerini okumanız lazım. O yazıda da paylaşmıştık. Arkadaşlar benim yayını bitirmem gerekiyor. Çünkü yapmam gerekenler var. Akşam da dersim var. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Elimden geldiğince sizin bana göstermiş olduğunuz ilgiye binaen ben de karşılığını ödemek için elimden geldiğince sizlere yani
bilgi paylaşmaya çalışıyorum ama yazılı ama video. Arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hayatıma renk kattınız. Yani sizin hayatınıza bir anlam katamazsam gözüm açık gider gerçekten. Görevimi, bunu bir misyon edindim. Yani bu benim misyonum. Tabii ki birazcık değişik bir tarzım var. Diğerleri gibi asla olmak istemiyorum zaten. Benzerlik, benzer olmak istemiyorum. Farklı olmak istiyorum. Farklı bir üslup kullanmak istiyorum. Bu da benim üslubum arkadaşım. Bu da benim tarzım. Beni seviyorsan böyle sev. Beni değiştiremeyeceksin çünkü. Çünkü yaş 39 ve ben planetlerimin nasıl çalıştığını biliyorum. Dolayısıyla senin beni değiştirmeye gücün yetmez. Benim seni değiştirmeye de gücüm yetmez. Sadece size bilgi verebilirim. Sadece size bilgi aktarabilirim. Değişmek senin elinde. Ve istediğin tarafa doğru değişebilirsin. Ama bunu potansiyelin doğrultusunda yapabilirsin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı pazarlar.